Alkışların en canlıları. Çiftimize geliyor. Ve coşkulu alkışlarla kendilerini salonumuza davet ediyoruz. Lütfen alkışlarınız yandan olsun. Alkışlar durmuyor efendim. Lütfen. Evet, alkışlarımız durmuyor ya konuklarımız. Günümüzün ve gecemizin ilk dansını çiftimizden alıyoruz. Cemaat-i Müslümin, evet, Kur'an okuduk, mevlid ilahi kısire derken
Şimdi de yüzyıllardır örf adet gelenek haline getirdiğimiz kına merasimimiz ki tekbirlerle damadı buraya getirdik. Ben babasını tanımıyorum. Babası nerede? Çağrı'dan geldiniz. Allah razı olsun. Evet, bir anne baba için en büyük mürüvvetlerden birisi de evladına bu güzel dünyamızda yuva kurmaktır. Bu kına merasimine şahit olmak, düğüne şahit olmak, torun sahibi olmak her birimizin, her anne babanın en büyük arzusudur ki şu anda bu babanın mutluluğunu hiç kimse, hiçbir terazi ölçemez değil mi? Rabbim hayır eylesin. Daha diğer mürüvvetler göresin inşallah. Şimdi çok fazla uzatmamak adına neden bu kına merasimi yapıyoruz? Neden bu kınayı yapıyoruz diye birçoğunuz düşünür. Sorsam ne cevap verirsiniz bilmiyorum. Birçok yerde anlatıyoruz ama yine burada da bugün ben hep gelir gelmedim bu köye. Burada anlatayım da bir tane başka zaman nasip olmuyor. Şimdi şöyle bir hikaye anlatılır değerli cemaatimiz sevin. Osmanlı'nın son dönemlerinde 1914 Çanakkale Harbi. Bir tane delikanlıyı kınalamışlar, göndermişler askere. Yani bütün askerlerimiz kınalı gidiyor da. Komutanının dikkati çekiyor. Diyorlar ki, evladım bu ne, bu kına ne, neli nesi? Delikanlı diyor ki, valla komutanım bilmiyorum, buraya gelirken işte bir meclis tertip, Kur'an meclisi tertip ettiler. Beni kınaladılar, tekbirlerle, Kur'anlarla benim asker hocana gönderdiler. Ama sebebi nedir diye bilmiyorum diyor. Bunu diyor, birisi bilirse annem bilir. O zaman diyor ki, annene bir mektup yaz. Biz bunun diyor, anlamını öğrenmek istiyoruz diyor. Askerde uzatmayalım. Hemen bir mektup yazıyor, diyor ki anneciğim işte sevgili hanım uzatmayalım. Bu diyor beni kınamanın anlamı nedir? Komutanım merak etti, bana bunu söyler misiniz? Cevabında mektubun diyor ki anne sevgili yavrum, hani asker komutanlar açar ya mektubu. Biz de diyor Türk milleti olarak üç yerde kına yaparız. Bunlardan birincisi yıllık kestiğimiz kurbanlıklarımıza Allah için cömertliğimizi göstermek, malımızın, mülkümüzün şükrünü ifade etmek için kestiğimiz kurbanlığımızda kına yakarız Allah için diyor. Allah'a kurban olsun diye. İkincisi askere giden yavrumuza, evladımıza, fidan gibi delikanlıya vatanı için, milleti için, bayrağı için, ezanı için gerektiğinde canını seve seve versin diye yine kınalarız diyor. Bir de buraya geçmeden, üçüncüyü söylemeden şunu söyleyeyim. Fakat bu mektubun cevabı geldiğinde askerin şehit olduğu söylenir rivayette. Asker bu mektubu görememiş cevabını. Üçüncüsü de değerli müminler, işte bugün karşımızda delikanlı. Üç tane delikanlı. Biri hemen evlenmeye şu anda her şeyse hazır. İkisi de anne babasına mektup yazıyor. Anne babacığım biz de sıraya girdik. Bizlere de nasip olursa hayırlı eş diye sadıç diye tarif ettiğimiz, ifade ettiğimiz kardeşlerimiz. Neden bu delikanlıyı şimdi sıraya gelelim? Bu delikanlı şimdiye kadar ne yaptı? Büyüdü, askere gitti geldi, işini kurdu, bir hanım kızımızı geçindirecek hale geldi, yuva kuracak hale geldi. Ama bugüne kadar hiçbir sorumluluğu yoktu. Bugünden itibaren bu delikanlıya bir anne babanın yavrum kuzum diye büyüttüğü bir hanım kızını teslim edeceğiz. Nasıl ki vatan kutsal, ezan kutsalsa eşlerimiz, namusumuz, şerefimiz de kutsaldır. İşte bu uğurda gerektiğinde canımı seve seve vereceğim diyor. Yani ailem için geçimini, her şeysi bana ait diyor. Ve bugünden itibaren bu hanım kızımızı, bu delikanlıya teslim ediyoruz. Hanım kızımız da buna, delikanlıyı da hanım kızını teslim ederek gerektiğinde birbirlerine karşı canlarını seve seve versin diyoruz. Onun için bu kına yapıyor. Yani anlamı da bu, parmağı küçük kınanın anlamı da bu şekilde büyüklerimiz bize izah etti. Ben de sizlere söyledim. Rabbim hayırlı eylesin. Rabbim belasız, kazasız, hayırlı uzun ömürler vererek mutlu yuvaları nasip eylesin. Allah'ın kötü günlerde göstermesin inşallah. Evet, sözü uzatmayacağım dedim ama benim çenem durmuyor. Çok özür dilerim. Damat parmağını kapatmadı, açmadı. Ne oldu da bilmiyorum. Şimdi kapatıyorum da açıyorum. Açıyorum. Yani babanından bir şey iste bak. Bugün babanın en cömert günü. İste alırsın korkma. Bugün ne derse burada da millet de şahit olur. Adam neyi versin? Ya dur bir dakika. Ağrımdan o. Dur bir dakika. Bakalım ne istiyor ona. Sağlık istedim. İstediğinde öyle yazarsın. Evet. Rabbim hayırlı eylesin. O zaman fazla uzatmayacağım. Evet. Tek bir dağılık.
teknolojik duru. Durumun çıkarı durumu. Durumun teknolojik duru. İlahi bir sebep dağıtık. Dedim kanka istediğini aldık. Biz istediğimizi aldık mı? Biz de isteyelim bir şey bakalım. Biz de isteyelim de alalım. Alabilsek olur. Alamazlar. Ne yapalım? Evet. Rabbim hayırlı eylesin. Şimdi bir ilahi söyleyeyim. Ondan sonra tekbirler. Uveysi Tanrı dostu, Uveysi Tanrı dostu.